Ayak baskı vardı, onu getirelim mi? Tamam. Tamam. Yok. Buyur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'imizin aziz, latif, mübarek, pâk ruhu tayyibelerine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا serveri sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek pak, latif ruhu şeriflerine Piran Hazretin cümlesinin ruhu şeriflerine cümlemizin ahirete intikal etmişlerin ruhu şeriflerine civar-ı saadetinde bulunduğumuz sahabe-i kiram hazaratının Bezzaz Hacı Ali Rıza Efendi Hazretlerinin
Abdülkadir Efendi Hazretlerinin, Eskici Baba'nın, Tatlıcı Alem'de ruh şeriflerine, Hacı Babamın, Tahsin Amcamın, Veysel Karane Babamızın, İkrim Abimin de ruh şeriflerine, Abdülbaki Amcamızın, Mehmet Topçu Amcamızın, Ahmet Kocabaş Abimizin ruh şeriflerine, bilhassa Üstadımız Osman Nuri Topaş Efendimizin ruhaniyeti, sıhhat ve afiyeti, tuğlu ömürleri, her türlü kaza beladan muhafazası, bir asır reşadımı devamı için dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın, devletimizin, devlet ticaremizin, İslam aleminin muzafferiyetine, Filistin'de, Suriye'de, Yemen'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Azerbaycan'daki mazlum kardeşlerinin huzura kavuşabilmesi, özellikle bu Miraç gecesinde Gazze'deki kardeşlere ayrıca dua ediyoruz. Onların savaşı muzafferiyle bitirmesi, gecemizin, kandilimizin, seherimizin hayırlara vesile olması niyaz ve duasıyla bir Fatiha Şerife, üç İhlas Şerif. Kardeşlerimiz, sizi böyle güzel mekanda ağırladığımız için çok teşekkür ediyoruz. Teşrifinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bazı noksanlarımız var ama dedik ki bir dahaki kandile kalmasın. Bu kandile inşallah Miraç, merdiven, yükselme. İnşallah bu gönüllerin yükseleceği bir günde Allah'ın izniyle hizmeti açmış olduk. Lütfen noksanlarımızı bu şekilde kabul edin. Bu divanlardan daha 15 tane daha gelecek. Yani her taraf bu divanlarla olacak. Yani belki yerde oturacak abinin sayısı azalacak inşallah. Henüz yerden ısıtmamız doğalgazım açılmadı. O açıldığı zaman yerde daha sıcak olacak. Sizi daha güzel ağırlama imkanı olacak. İmkanlar, mekanlar genişliği, hizmetler de artıyor. İnşallah bu mekanın hizmetle daha yukarıya çıkarmaya şansınız olacak. Bağışlamada bahsettiğimiz Abdülbaki amcamız Ankara'dan, çoğumuz tanıyor Abdülbaki amcamızı. Bize sözü vardı. Mehmetciğim, açılış günü ben oraya geleceğim. Allah'ım! İşte Abdülbaki amca aramızda bu iki takım elbise bir pardüsesini gönderdi. Belki içinde kendisi görenler de var ya. Yani bize bir demette Hilye-i Şerif gönderdi. Hocam şunu da bir okuyalım da Hilye-i Şerif ne oldu kardeşler bir yakından dinleş olsun. Hilye-i Şerife nedir? Hazreti Ali Keremallahu Veşher, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tanımladığı zaman şöyle anlattı. Onun boyu ne çok kısa ne de çok uzundu. Orta boyluydu. Saçları ne kıvırcık kısa ne de düz uzundu. Kıvırcıkla düz arasındaydı. Değirmi yüzlü, duru beyaz tenli, İri ve siyah gözlü, uzun kirpikliydi, iri kemikli ve geniş omuzluydı. Göğsü ortasında karnına kadar kılsızdı. İki avucu ve tabanları dolgundu, düz değildi. Yürüdüğü zaman sanki yokuş aşağı iner gibi rahatlıkla ilerlerdi. Sağına veya soluna baktığında bütün vücuduyla dönerdi. İki omuzu arasında nübüvvet mührü vardı. Bu onun son peygamber oluşunun nişanesiydi. O insanların en cömert gönüllüsü,
en yumuşak huylusu ve en arkadaş canlısıydı. Onu ansızın görenler, onun heybeti karşısında sarsıntı geçirirler. Fakat yakından tanıyarak sohbetinde bulunanlar, onun heybeti karşısında sarsıntı geçirirler. Onu her şeyden çok severlerdi. Onun üstünlüklerini ve güzelliklerini anlatmaya çalışan bir kimse, ben ne ondan önce ne de ondan sonra onun gibi birini görmedim demekten kendini alamazdı. Allah'ın salatü selamı ona olsun. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ve şemail-i şeriflerini vasfeden eserlere hilye-i şerife denir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ve şemail-i şerifini vasfeden eserlere hilye-i şerife denir. Elinizdeki bu levha da onlardan biridir. Maalesef birçok şeylerimiz gibi ev yapımız, evlerimizin şekli ve tezyinatı da değişti. Halbuki önceleri bir evde olsun da orada hilye-i şerifin aslı olmasın. Bu ev için büyük bir eksiklik sayılırdı. Orada muhakkak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şemail-i şerifi olacaktı. Buna bizim geleneklerimizde evin manevi bir sigortası olarak bakılırdı. Ümmet öyle bakıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isminin yazılı olduğu eve, haneye, iş yerine dert, bela, illet, göz değmesi, haset, gam, keder, yangın, felaket gelmez. Aksine bolluk, bereket, huzur gelir inancıyla bu hilyeyi asıyorlardı. İnanç neyse tecelliyatın da öyle olacağı muhakkaktır. Ayrıca tabii ki her gün o hayata bir kere bakıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şemailini hatırlayarak onun sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakını kendilerine rehber ediniyorlardı. Bir hattatın emek vereceği en mübarek çalışmaların başında hilye çalışmaları gelir. Neslimiz Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem yeterince tanımıyor. Hilye-i Şerif levhalarının esas gayesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedenini, güzelliklerini, konuşmasını, insanlara muamelesini ve hüsnü ahlakını anlatmaktadır. Bu sebeple bir hattat hilyeyi konusu başka birçok levhadan daha üstün tutar. Bütün dünya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ışığıyla aydınlatılmalıdır. Unutmayalım ki ışığın olmadığı yeri zulmet kaplar. Abdülhaki amcam Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ama buraya gelmeyi çok arzu ediyordu ve geleceğim demişti. Kendisi gelemedi ama biz onun bu iki takım ilmi sesini ve parçasını gelmiş gibi kabul edip açık artırmayı da satmak istiyorum. Abi o bana olmaz. Olmasın. O değil mi gibi Allah dostunun sırtında bizim evdeki elbiselerime, gardıropta elbiselerime değsin. Onlara da bir bereket gelsin. Evimize bereket gelsin. İnşallah Bilal abiler de böyle bir göstersin yakında. Abdülhaki amcamız bizim bu vakıf binası yapılırken Çanakkale'deki programımıza katıldı. Orada destek oldu, levhalardan aldı. Mayıs ayında en son yaptığımız Mayıs programında aynı şekilde Hayvanat Bahçesi'ndeki programımıza katıldı.
Rahmetli Hacı annemin cenazesine geldi 500 kilometreden. Hacı babamın cenazesine geldi. Taşlı amcamın cenazesine geldi. Ekrem abimin cenazesine geldi. Gülümsan teyzenin cenazesine geldi. Abi 500 kilometreden geliyor. Biz bir sefer hanımın cenazesine gittik. Aman efendim, her gün benim oldu diye ne kadar sevindim diyor. Çok uzaktan geldi diyor. Kendisi 5 sefer geldi. Bir sefer gittik. Yani Allah dostları yapmış oldukları iyilikleri devasa iyilik yapsın. Toplayınca başı kadar görürler. Onlara diyor toplayınca başı kadar bir iyilik yapsa onu devasa görürler. Abdülhakim'imiz gerçekten böyleydi. Hatta Faruk kardeşimize mesaj gönderiyor. İşte Bandırma'daki bu vakıf inşaatına yardım bulunursunuz diye bizim o broşürlerimizden WhatsApp'ı attırmış. Evet, 10 bin lira Ankara'dan bir milletvekilinin hanımı 10 bin lira gönderiyor. Ne kadar canı gönülden çalışıyor Abdülhakim amcamız. Allah razı olsun. Biz de şimdi onun bu değerli elbiseleri katılmışçasına içimizdeymiş gibi şey yapıp açık artırmayla evlerimizde bulunsun inşallah. Bereket olur. Bir de bu siz hilye şerifleri de yine sembolik olarak satmak istiyoruz. Bu şey katkıda bulmak istiyordu bizzat kendisi. Ayrıca kendisi de her geldiğinde yapalardan olur, efendim işte şeyler, hediye mamullerden alır. Çok güzel bir şekilde bize destek oluyordu. Allah razı olsun, mekan cennet olsun. Yani rahmetli Musa Efendimiz 1996 senesinde öyle buyuruyor. Şu diyor, ufacık tefecik Abdülbaki Efendi görüyor musunuz? O diyor Ankara'nın manevi komutanıdır. Manevi lider demiyor. Manevi komutanıdır diyor. Yani vazifelisi değil. Onların da üstünde. Demek ki bu iş kaportayla olmuyor. Kalple oluyor. Kimin bir hastası varsa, bir tasası varsa Abdülbaki abi onun ilacıydı, merhemiydi. Kimin bir hastası olsun bütün Türkiye'yi dua işe ayağa kaldırırdı. İşte bizim vakıf için, inşaatı için de bütün Türkiye ayağa kaldırdı. Her taraftan paralar geldi. Şimdi de biz ona o şükranı olarak bu elbiseyi evet bir kaç çıkart satalım bakalım. Sen ne yani? Hani satamadın da. Sadece göstermek yetmiyor. Tezgah sahibi yapacağız. Üstadımızın damadı Fahrettin Kimlikli Bey öyle buyuruyordu. Biz Medine sofraları için hiç kimseden bir lira para istemeyeceğiz diyordu. Ama Cenab-ı Hak bize ağız vermiş, dil vermiş. O sofraların özelliğini, güzelliğini de tezgahtarlık yapmaktan geri kalmayacağız buyuruyorlardı. Burada da aynı şekilde bu o şeyin kitabın hediyesi. Evet. Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa ya. bu bu buranın bu. Ha göster de görsünler yakından. Nusret abinin eseri onu şu hemen sağ tarafımıza sıcağız yana asalım. Nusret kardeşim onun devasa bir eseri de bizim alt katta sohbet salonu asacağız inşallah. Şöyle şöyle. Şu boş doğru. Şuraya alalım. Bu hizye mahsul olarak bu hizye mahsul olarak ya Mescid-i Aksa tam yani şeyde de oturdu elhamdülillah. Seni getirmende de o iyi oldu. Müslüman kardeşimiz gerçekten Ali Efendi amcanın Hacı Baba'nın çok sevdiği, o kereftalını da çok sevdiği bir kardeşimizi makam-ı mekan-ı cennet inşallah. Bu vesileyle ruh şeriflerine tekrar ismi hatırlamadan Avelan'a hediye intikadışa ruh şerifler için bir Fatiha Şerife, üç İhlas Şerif. Thank you.
Şurada boş yer var diye. Bana bir sallar yok. Buyurun. Gönlünden böyle geçmiş. Evet, böyle. Eğilerek geçelim. Bu sahne dergâh girerken eğiliyor mu? Biraz böyle oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşler, abiler. İsmail abi de geldi. Hoş geldin. Bu mübarek gecenin hatırına Abdülbaki amcamızın vakfımıza kendisi gelemeyip de göndermiş olduğu arkasından elbiseleri. Bunları vakfımızın hayrına, kendisi zaten sağlığında çok yardım etmişti buraya. Özellikle geleceğim diye ve şeyi vardı ama çok az diyeceğim. Ömrü vefa etmedi. Hatta çakı şey göndermişti, yüzük falan göndermişti, kitaplar gönderdi her hafta. Şimdi burayı seven bir amcamızdı, bizleri de seven bir abiydi. Sık sık gelip gitmeye uğraşıyordu. Hacı babamızın da çok sevdiği. Ve ben onu Ankara'da tanıdığımda her hafta cumalık arardım. Her hafta derdi ki git Hacı Baba'nın benim için elini öp. Her hafta böyle diyordu bana. Allah razı olsun. Şimdi böyle bir muhterem büyüğümüzün evimizde bereketlendirmesi için ceketi. Evet Recai Bey. 5000 lira. 5000 lira verdi Recai Bey. Serkan bugün ceket soyuldu. Bak pantolonu da var. Bana ceket soruyordu. Ceket var mı efendim? Bak pantolon da lazım. Evet, abiler. İbrahim abi de buradaymış. Bak hoş geldiniz. Evet, 6000 lira. 6000 lira dedi İbrahim abi. Hah, İsmail abi 10000 lira dedi. İşte böyle abi ya. Böyle gelin abi. Okta mı? Yok ya, Okta olsaydı bu doktorun adamı burada mı? Okta gelemedi bu akşam. Bu hayırda yarışmak gerçekten evet. Allah razı olsun. Evet İsmail abiden sonra 10 lira var İsmail abi. Bu takım elbise yeni olsaydı belki 2000 lira değeri yani. Bir şey ifade etmiyorum. Manevi değeri. Yani biz abinin çekildi şey çakısı tasarlanıyor. 5000 liraya sattık. Bir abimiz elektrik süpürgesi yeni süpürge getirdi. 2000 lira satamadık süpürge. Bu hepsini toplamı. Evet. İsmail abi, gönüle gidecek. Şöyle bakayım. Nedim Balçın, Hakan. Çakıda mı? Evet, tam sana göre Hakan. Tamam. Evet abiler, böyle güzel bir... Tamamlar o zaman, diğerine geçelim. Evet, hemen İsmail abicim buyur. Allah evine, işine... Bereket, sağlık versin. Ahirette de komşu eylesin inşallah. İnşallah. Bir başka ceket daha var. Kaçırdın diye üzülmeyin. Pantolon da var. Abi. Pantolon da var Serkan. Nedim abi? 10.000 lira. 10.000 lira. Evet. İsmail Okta'nın şeyi yok mu vekili? Oldu. Hangisi? Onu görmedim. Ben de çok izlenmiş. İsmail Bey selamlarım. Hoş geldiniz. Ben boy paltosu için gördüm. Herkes bir boy paltosu için. Evet. Nedim abi ver onu. Nedim abi. Allah şifası versin. Biraz daha çıkalım da bu verelim. Bak bu pantolon da var içinde. Erdinç abi versin. Tam yakışır Erdinç abi yazsın tamam mı? Abla tam sendik yani. Ben zaten görünce diyorum, Abdülbaki amca diyor, ona görecek diyor efendim. Biraz daha bir şey yap da, biraz daha bir şey yap da. Bak bunun pantolonu yün, altın yıldız kumaş. 15 yapalım, belki çarpık şey. Nedim abi bize bunu verelim. Hadi bakalım. Abi gezdirelim bunu. 7000. Dur bakalım da 7000 olur mu? Ceket 15'ler verdim. Evet. 10.000 lira. 10.000 lira gönenden İbrahim kardeş. 15 İsmail Bey. Hakan.
Bizi açtı lan, bizim bunu sıkıyor. Tam sertlik valla. Selam var ya burada. Evet. 16. İsmail abi hep sen de beni çekmedin. Evet, 16 lira verdi. He? Olmaz bana. Nereye bakalım ya? Bak Sinan onu bir kapatmış. Güzel. Bak burada küçük para geldi. Kaç? 16 var. Bu adam 16. 16 buçuk. Gönene gidiyor. Bu iş manyas gören Biga. Ah be arkadaş. Biz senin orada çok vardık. Evet evet. Yok. Hadi bakalım. Buyurun sen kardeşlerim de şah inşallah. Yok öyle. Önden buyuralım bak. 20 lira. Hadi bakalım. Evet. Eğer... Recai Bey. 21. Recai şimdi ben de onu var. İsmail Oktay Arama şimdi. İsmail. Helal buradan bağlı. 22 geldi orada. 22. Evet 22 Gönen'den geldi. Aferin. Recai Bey. Hep bunu giyiyordu zaten rahmetli buraya gelirken. 23. Evet. Başka var mı böyle yorumları? Ekrem abi yorumlar oldu. Kim? Ekrem abi. Ben Ekrem. Ekrem Bey, siz tam sen. Ama olmasın bak. Olmasın yani manevi olacak. Maddi olarak demiyorum, manevi. Ben bunu Recai'ye ilk önce bunu istemişti. Recai'ye 25 liraya verdim. 25 lira. 25 liraya Recai'ye verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Allah. Bilmiyorum başta da yani bereket olma şey yoksa hediye şey yapın diyor ama. Tam sendik Hakan. Hepimizin evinde olması gereken bir hediye şerif. Bunu çerçeveletirip basabilirsiniz evlerinize. Abi o binerlerden dağıtamam o zaman. Tamam, dağıtıveririz. Dağıtıveririz. Bilal abi. Buyur efendim. Bu ses düzeni var. Ses düzeni. Ses düzeninin yani 10 bin 3 kişiye bir katınki 30 bin lira. Bir katınki 30 bin lira. Ha, şey var. Buranın ses düzenini de paylaşalım. İki cihaz. Burada bir cihaz var. Alt katta bir cihaz var. Maliyeti toplam 30 lira. 30 bin lira. İkisi, bunu, bir tane. Bir tane 30 bin lira. Bir, tane, bir kat 30 bin lira. Bir kat 30 bin lira. İkisi 60 lira. Evet, bunları da paylaşalım. Yani bir katı alabilirim. Bir katını verdik hemen. İsmail Bey manyas. Bir de aşağıda bu halıların bir de bunu şeyle bahsedelim. Allah razı olsun. Halıların tamamını Veli amcanın, rahmetli Veli amcanın hatırına Nuh Kara abimiz üstlendi. Allah tamamen Veli amcanın ruhu için döşendi. Ama bunu temizlemek, 400 küsür metre halıyı temizlemek için de endüstriyel bir süpürge aldık. O süpürgeyi de buraya getirelim. O da 19.200 lira. Süpürgeyi karşılayacak var mı? Sanki Berat dağıtıyor gibi oldu. Berat hani bundan sonra ama. Süpürge bu abiler. Endüstriyel süpürge. Merhaba abi. 16 bin altı kaliteyi aldık. 19 bin 200 lira. Abiler.
vakfımız sizlerin sayesinde yani bu buralara geliyor. Yani bunu gidip de ADD, CYDD yaptıracak hali yok. Bunu biz yaptıracağız. Bugün yaptıracağız, yarın yaptıracağız, sonunda biz yaptıracağız yani. Ses sistemini paylaştıracaktık. Kaldı yarın. Bir katını verdik 30 lirasını. Evet arkadaşlar. Bay Aslan İsmail Bey bayadan beri gelmiyordu. İsmail Bey de gelmiş. Allah razı olsun. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Var böyle bir girişim. Bir 10 bin lira aldık efendim şey için yani onu da böldük. Bir katının ikinci katı 20 tam verdik. İkinci katında 10 bin lirasını verdik. 20 kaldı değil mi? 20 kaldı. 20 de İbrahim abiye verdik. İki katı bitti efendim. Bir de süpürgeyi de basatalım da. Süpürgeyi de sattık. Şevket kardeşimiz onu da aldık. Allah hepinizden razı olsun. Bunları biz yaptıracağız. Yani yurtta yani, başkası evet, gelip evet, buraya bir şey vermeyecek. Böyle oluyor bu işler. Düzen bu. Allah razı olsun. Buradaki bu inşaata ilk temelinde Gümüşhane Mehmet Usta vardı. Kaba inşaatını yaptı. Sıva ve ince işçiliğinde Cem Usta yaptı. Bayram abi de gönüllü olarak müteahhitleri yaptı. Evren kardeşimiz de çatının şeyi konstrüksiyonunu ve onunla azıcık ahşabının her şeyini yaptı. El birliği, tamam, gönül birliği. Bu eser hepimizin eseri. İnşallah çok doğru düzgün borcumuz da kalmadı elhamdülillah. İnşallah daha güzel hizmetler, daha güzel şey yapmak için bu mekan bundan sonra da her gün açık olacak şekilde kandı ifadete geçirelim. Abiler diyor ki biz hizmete hazırız. Alt katta 85 metre salonumuz var. İşte burada bir sohbet yapılır, altta da bir sohbet yapılır. Yani haftalık sohbetler olabilir. Doçent doktor Hikmet Atan hocam var. Ziyaret Fakültesi'nde dekan yardımcısı. Ama ben her zaman diyor hadis dersi vermeye hazırım diyor. Haftanın belirli günlerinde hadis dersi verecek. Efendim Kur'an-ı Kerim bilmeyen kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim öğretilecek. Bilenlere tecvid öğretilecek. Tasavvuf sohbetleri olacak. İnşallah yani her gün böyle bir arı kovalı gibi çalışacak bir mekana sahip olmuş olduk. Perdelerini Allah razı olsun motif perde üstlendi. Hem bu katın hem alt katın perdelerini onlar da yapıyorlar. Elhamdülillah İnşallah hayırlı sohbetlere, hayırlı hizmetlere, hayırlı konferanslara vesile olmuş olur. Cenab-ı Hak böyle güzel gecelerde buluşmayı nasip etsin. Şimdi bu gecenin en güzel şeyi Miraç'ın Cenab-ı Resulullah Efendimiz'e namazla dönmüş olması. Dolayısıyla bu geceyi karşılanmak için hem de bu vakfımızda hocam bir tesbih namazı kılınmıyoruz da kıldırırsan inşallah. Teşmiş namazına gidemeyeceksin. Beraber kıldırmadım. Arkadaşlar bunu o şekilde taşlanmamış olur inşallah. Efendim ikramı nasıl yapalım? Çocuklara da verelim. Şimdi bağırlıklar da vereceğiz. Bağırlıklar da vereceğiz. Tabi tabi. Şiden adı verelim. Bağırlıklar da geçelim inşallah. Yok, şimdi oldu. Tamam.
Aynı zamanda altta bizim Kur'an kursumuz ve kreşimiz var. Onlara programı olacağı zaman buradan merdiven ve asansör buraya kadar çıkıyor. Onlar gelecekler. Çocuklar, veliler buradan gelecek. Çocuklar buradan sahneye çıkacaklar. Orada giyinme, kıyafet giyinme yerleri var. Yani çok amaçlı bir salon olacak. Yani çok hizmet eden. Cıvıl cıvıl. Düşünün 5 yılında çocuk. Gelip benden Kur'an-ı Kerim'e geçiyor. O da şey. Kur'an'ı vermek isteyenler eve verebilirler. Bir de o hediye işleri falan var. Kırk yaşındasın şiirim, rahmetini umarım, günahkar bir dille. Allah Azze ve Celle, ya Resulallah, alemlere rahmet, hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın, Beni Saat yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Saat yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde, sana aşık. Ayrılmıyor başucundan ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik, seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde, sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli, güzellerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda, o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissettiriyorsun baba kabristanında. Sonra yolda, Ebva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenir miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebu'ya. Kaç gece anne diye hıçkırdın efendim. Senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın. Ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yağıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme yar. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme yar. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur dağına davet var. İşte 40 yaşındasın. Hıra Nur dağındasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın.
Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittikleri seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu perfasızca saldırılar? Himayesiz kaldı diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca yokluğunu ne çabuk hissettirdi değişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arş-ı âlâ. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tü Zehra, velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım değişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı senin himaye edeni, seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana, sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı, sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı, sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle semayı haşret kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alaca atlarda. 125.000 sahabe. Anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordun. Neccar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Neccar oğullarının kızları değil belki ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belki belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i âlâ duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak görüyor musunuz ne kadar güzel demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktirdiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes ile paylaşmıştın özlemine. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük. Beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen
Amenna, duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın. Selavat getirelim inşallah. Allahümme salli. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Şey, bu geceye mahsus Ramazan olmağı Musamik Kutlası Hazretleri'nin Efendimiz'in Dua ve Zikirler kitabında 12 rekatlık bir namazdan bahsediyor. Şimdi tabi nafile namazları cemaatle kılmak şey değil ama yani tesbih namazını da biz cemaatle kılıyoruz. Bunda hiçbir zorlama yok. Yani ben şöyle camide de mesela tesbih namazı kılıyorken şöyle söylüyorum. Ben bu namazı kılacağım. Allah var ya, yani bu namazı ben yani evde kılacaktım. Da burası zuhur etti. Yani ben kılacağım. Kılmak isteyenler varsa sadece onlar yani daha rahatlık olsun, kolay olsun. İmamla kılınca, cemaatle kılınca daha rahat oluyor, kolay oluyor. Evet. Öteki türlü şimdi herkes kendi gitsin evde kılsın dense bu namazı birçoğumuz beceremeyecek, yapamayacak, şaşıracak falan. Yani dolayısıyla yani cemaat olmuyor ama böyle yaparsak tesbih namazı değil. Tesbih namazı ilk defa da şimdi buna karar verdik. Yani Mehmet abi böyle dedi. 12 rekatlık bu. Nafile bir namaz. Ama tekrar söylüyorum bak. Nafile namazlarda cemaat aslında olmaz. Fakat işte biz gene yapılırsa daha iyi olur şeklinde düşünülüyor. Yapamayacak çünkü. Tesbih namazında birçok insan yapamıyor. Şaşırıyor. Yani cemaatle bunu kılalım deriz. Siz de uyuyacaksanız şey yap, yok ben abdestim sıkıştı ben uyumayacağım falan diyorsanız siz bilirsiniz. Ben kılacaktım zaten evde. Niyetim oydu. Burada kılacağız yani. Hocam hazırız kılıyoruz. Tamam buyurun. Şöyle bir kısa hemen bak okuyayım mı? 12 rekatlık bir namaz. 2-2 kılacağız. 6 selamla bitecek. Her rekatta Fatiha'dan sonra herhangi bir sure okuyacağız. Ve namaz bittikten sonra da 12 rekat tamam olunca da 100 defa Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber diyeceğiz. Ben tesbih var bunu. Tesbihden çekerim. Siz de benimle beraber aradan kendi yerine söylersiniz yani sessiz bir şekilde. Ondan sonra 100 istiğfar var. 100 de Efendimiz'e salatü selam var. Eğer diyor bu namazı bu şekilde kılarsanız diyor Sami Efendimiz ve diyor gündüzün de oruçlu geçirirseniz Miraç gecesinin 27. gece bu gece gündüzü yarın. Yani bugün de biz oruç tuttuk ama karşılamak için esas oruç yarına. Yarın eğer oruçlu geçirirseniz bir de bu gece bu namazı kılarsanız Allah'ın izniyle yapılacak her duanın kabul edileceği umur diyor. İnşallah. Evet. Buyurun inşallah.